Kanalı takip edenler pek çok farklı konuda komplo teorisi ve gizemleri ele aldığımı bilirler. Uzaylılar, gizemli yerler, paranormal olaylar, gölge hükümetler gibi insanda merak uyandıran ilginç başlıklar. Bugünkü video ise aslında tüm bunların büyük bir birleşimi gibi. Dünyadaki en gizemli ve paranormal yer olarak adlandırılan Shasta Dağı. Uzaylılar, gizemli yok olmalar, hayaletler, yeraltı üsleri, hatta paralel evrene açılan portallar. Shasta Dağı tüm bunları kapsayan devasa bir gizem ve bugün bu yerin arkasındaki gerçekleri birlikte bulacağız. Shasta Dağı'na şöyle bir uzaktan baktığınızda onun güzelliğinin yanında etrafı ile olan alakasızlığı hemen gözünüze çarpar. 4200 metrelik bu dev dümdüz vadilerin ortasında diğer tepelerden ve dağ sıralarından kopuk bir şekilde yükselir. Kaliforniya'nın kuzeyinde bulunan Shasta aslında yarı aktif bir volkandır. Her ne kadar son patlaması 1250 senesinde olmuş olsa da son senelerde dağdan bir miktar lav püskürmesi sonucu yangınlar çıkmıştır. Daha ilginç yapan ise geçmişten günümüze kadar onun eteklerinde yaşayan istisnasız herkesin onunla ilgili sıra dışı iddiaları ve mitleri olmasıdır. Kimileri dağın etrafında uçan ışıklardan bahsederken, kimileri eteklerindeki ormanlarda hayaletler gördüklerini söylemişlerdir. Kimileri yakınlarını bu dağın çevresinde kaybetmişken, eski yerliler bölgeyi antik tanrılar ile ilişkilendirir. Fakat binlerce yıldır bölgede yaşayan Kızılderililerden tutun günümüz Amerikan halkına kadar herkesin birleştiği tek bir ortak nokta vardır. Kesinlikle orman hattını geçip dağa tırmanmayın. Çünkü dağın zirveleri göklerden gelen halkın evidir. Shasta Dağı'nın hemen yakınında Petroglif noktası denilen bir yer bulunur. Burası Amerika kıtasının en eski taş oymalarının bulunduğu bir koruma alanıdır ve tarihinin binlerce yıl öncesine gittiği düşünülmektedir. Eseri yapan eskiler duvarlara gördükleri hemen her şeyi resmetmişlerdir. Hayvanlar, nehirler, güneş, yıldızlar ve uzaylılar. Evet, eski yerlilerin göklerden gelen halk olarak nitelendirdikleri varlıklar. Yerliler bu halkı bizim boyutumuz ile kendi üst boyutları arasında gidip gelen ruhlar olarak tanımlamıştır. Peki ya yerlilerin yükseltilmiş ruhlar olarak tanımladıkları bu varlıklar aslında sizin benim gibi etten kemikten canlılarsa? Sadece tek bir küçük farkla onlar bu dünyadan değillerdi. Pek çok antik kültürün Shasta Dağı'nda devlerin yaşadığına dair efsaneleri vardır. Modoklar, Matahkagmi denilen bir türden bahsederler. Çevirisi ormanın bekçileri olan Bigfoot, yani koca ayak atlı canlı. Ve çok ilginç bir şekilde aralarında binlerce kilometre olmasına rağmen Tibetlilerin de buna benzer bir kelimesi vardır. Metokagmi, anlamı ise Tibet'in koca ayağı olan yetidir. Peki insan merak etmeden duramıyor. Biri Amerika kıtasında yaşayan Kızılderililer. Diğerleri dünyanın öbür ucunda Asya'da yaşayan Tibetliler. Nasıl oluyor da bu iki farklı kültür aynı varlık için neredeyse birebir aynı ismi kullanabiliyorlar? Birazdan oraya da geleceğiz. 1920'lerden beri insanlar ormanların derinliklerinde büyük yaratıklar gördüklerini rapor etmişlerdir. 1976 senesinde dağın eteklerinde kamp yapan bir turist ise gece karanlığında kampında ayak sesleri duyduğunu, yerel orman korucusunun kendisini kontrole geldiğini düşündüğünü ama çadırından çıktığında büyük bir yaratığı gördüğünü belirtmiştir. 1930'da dağın eteklerinde bir mezar bulunmuştur ve içinden yaklaşık 3 metre uzunluğunda birisine ait kemikler çıkmıştır. Bu öyle dedikodu filan da değil, mezar gerçekten yerel halk tarafından açılmış ve döneminde gazetelerde haber olmuştur. Yerlilerin efsanelerini dinlediğinizde onların bu yaratıkların varlıkları karşısında şaşırmadıklarını görürsünüz. Onlara göre bundan binlerce yıl önce gezegende bu devler dominant tür olarak bulunurmuş ve akabinde yaşanan büyük bir tufan sonrası gezegenden silinip gitmişler. Evet, her daim her hikayede karşımıza çıkan tufan Kuzey Kaliforniya Kızılderili mitlerinde de bir kez daha karşımıza çıktı. Artık şaşırmıyoruz. Fakat günümüzdeki Yeti, koca ayak devleri ile bu Kızılderili mitlerindeki devler arasında bir fark vardır. Kabilelerin efsanelerine göre bu devler ilginç gorilimsi yaratıklar değil, Lemuryalılar denilen bir halktı. Ve bu hikaye bizim meşhur J.C. Brown vakasına götürüyor. Kendisi kim mi? İddialara göre bu antik medeniyete dair kalıntıları bulan ilk kişi. Peki onu neden tanımıyoruz? Çünkü J.C. Brown'un hikayesi ne yazık ki güzel bir şekilde bitmedi. 1904 senesinde J.C. Brown bir altın madeni şirketinde çalışan bir jeolojisti ve şirket tarafından rezerv araştırması yapması için Shasta Dağı bölgesine gönderilmişti. Bölgeyi araştırdığı bir gün J.C. Brown üzerinde taş molozlar ile kaplanmış bir gedik bulur. Alanı temizleyen Brown, buranın aslında gözlerden uzak bir mağara girişine doğru açıldığını keşfeder ve içeri girer.
Brown'un raporuna göre burası neredeyse 15 kilometre boyunca uzanan devasa bir tünelmiş. Aslında düşününce bu çok da garip değil. Çünkü başta da dediğim gibi Shasta Dağı volkanik bir dağ. Ve bu sebepten içinde devasa lav tünelleri oluşması son derece normal bir durum. Ama burada normal olmayan bir durum vardı. Çünkü tünelde ilerleyen Brown yolun sonunda onun anlatımı ile antik bir şehre ait kalıntılar bulmuştu. Bunların arasında madencilik için kullanılan ilginç makinesel düzenekler, heykeller, tabletler ve altından yapılmış silahlar bulmuştur. Brown mağarada ibadet alanına benzettiği ve duvarları hiyeroglif kabartmalar ile süslenmiş bir oda bulduğunu da belirtmiştir. Bu odanın arkasında ise 27 adet dev iskelet kalıntısının saklandığı bir mezar odası vardır. Keşfiyle ilgili ne yapacağını bilmeyen Brown tünelden çıkar, girişi molozlar ile yeniden kapatıp saklar ve alandan ayrılır. Takip eden seneler boyunca Brown, James Churchward'ın kaleme aldığı antik Mu kıtası ile ilgili kitapları araştırmaya başlar. Bilmeyenler için Lemuria, siz Mu olarak da biliyor olabilirsiniz, ve Atlantis binlerce yıl öncesine ait üzerinde ileri medeniyetlerin yaşadığı düşünülen yok olmuş kıta parçalarıdır. Ve efsanelere göre bu kıtaların yıkımından kurtulanlar Asya'nın, Amerika'nın ve Orta Doğu'nun kadim medeniyetlerinin temellerini atmışlardır. Peki bu ileri medeniyetlerin yok olmasına ne sebep olmuştu? Kimilerine göre bu iki üstün ırk devasa bir savaşın sonunda gelen yıkım ve doğal afetlerle birbirlerini yok etmişlerdi. 1899 senesinde Frederick Spencer Oliver bir kitap yayınlar. İsmi İki Gezegenin Gezgini. Yazarın belirttiğine göre kitapta yer alan detaylar antik Hindu tabletlerinden alınmış hikayelerdi. Ve buna göre yaklaşık 1 milyon yıl önce dünyamız üstün iki ırk tarafından yönetilmekteydi. Atlantisliler ve Lemuryalılar. Bizim günümüzdeki teknolojimizden bile çok daha ileri seviyedeki bu iki ulus binlerce yıl boyunca barış içinde yaşarlar. Ta ki günümüzden 25 bin sene önce Atlantislilerin yozlaşmaya başlayıp gücü tamamen ele geçirmek için Mu halkına saldırmasına kadar. Yıllar boyunca süren savaşlar ve kullanılan süper silahların etkileriyle dünyanın atmosferinde ve tektonik tabakalarda dengesizlikler baş göstermeye ve dev depremleriyle tufanlar yaşanmaya başlar. Bunun sonucunda ise Lemurya medeniyetinden 64 milyon insan ölür ve aynı şekilde Atlantis de dünya üzerinden silinir. Atlantis'ten kaçanlar günümüzde uç tarihçilerin ve komplo teorisyenlerinin Agartha dediği bir yeraltı şehrine sığınırlar. Mu'dan kaçanlar ise Oliver'ın kitabına göre Shasta Dağı'na gelmiş ve Telos isimli sığınak şehrine yerleşmişlerdir. İşte tüm bu kitapları ve yerel mitleri okuyan jeolog J.C. Brown, Shasta Dağı'nda keşfettiği tünelde bu antik kenti bulduğuna artık tamamen inanmıştır. İlk keşfinden bu yana aradan 30 sene geçmiştir ve artık J.C. Brown kayıp şehre bir kez daha gitmeye hazırdır. Fakat bu sefer tek başına gitmeyecektir. Brown kendisine bilim insanları, mühendisler ve kaşiflerden oluşan 80 kişilik bir ekip kurar. Ve aradan geçen binlerce yılın sonunda nihayet kayıp Lemuria kenti Telos artık gün yüzüne çıkarılmaya hazırdır. Bölge gazeteleri konuya büyük önem vererek haberler yaparlar. Bölge halkı heyecan içinde keşif gezisinin başlayacağı günü iple çekmektedir. Ve nihayet büyük gün gelir. Tüm ekip buluşma noktasında toplanır ve grubun lideri J.C. Brown'u beklerler. Fakat ortada büyük bir sorun vardır. J.C. Brown buluşmaya gelmez. Daha da kötüsü, kendisinden bir daha asla haber alınamaz. J.C. Brown'un kayboluşu hakkında her türlü yazı yazılır. Kimileri onun bir şarlatan olduğunu söylerler. Halbuki kimseden para almadığı gibi tüm masrafları da kendi cebinden karşılamıştır. Başkaları ise bir takım gizli örgütlerin bu keşfin yapılmaması için onu yok ettiklerini söyler. Teoriler arasında en ilginci ise J.C. Brown'un bizzat dağda yaşayan Lemuria halkı tarafından alındığına dair söylentilerdir. Hem de uçan parlak cisimleriyle. Aslında bu bölge halkı için sıra dışı bir olay değil. Çünkü Dünya UFO gözlem raporlarına göre Shasta Dağı dünyada en çok UFO vakası görülen 13. bölge. Ve son 100 senedir pek çok kişi dağın etrafında hem tekli hem de grup halinde uçan ışıklar ve cisimler gördüklerini raporlamışlardır. Tabi her zamanki gibi elimizde bir fotoğraf yok. Sadece 2008 senesinde çekilen bu ilginç video kaydı var. I'm sorry. What is that? It's a passenger on the plane. Looks out the window. Grabs the phone. This was filmed in June. The traveler sees that. An object apparently changing shapes in seconds. Raporlarda ise ilginç bir nokta dikkat çekiyor. UFO'ları gördüğünü söyleyen çoğu kişi, UFO'ların bir süre sonra dağa doğru gittiklerini ve kelimenin tam anlamıyla dağın içine girdiklerini gördüklerini söylemiştir. Pek çok kişi bunun bir çeşit enerji kapısı gibi çalıştığını ve araçların bu portaldan girdiklerini anlatmıştır. İyi güzel de Shasta Dağı'nda bir portal varsa, o zaman bu geçit nereye açılıyor? Shasta Dağı ve çevresindeki ani kayboluş vakaları sadece UFO'lar ile sınırlı değil.
Seneler boyunca pek çok kişi ormanda bir anda görülen, sonra aniden kaybolan gizemli figürlerden bahseder. Ve bunlara ek olarak Shasta Dağı Amerika'da en çok insan kaybolma vakasının da görüldüğü alanlardan bir tanesidir. 2011 senesinde 3 kişilik bir aile dağın eteklerinde kamp yapmaya giderler. Anne ve baba çadırlarını kurarken 3 yaşındaki çocuklarının bir anda ortadan kaybolduğunu anlarlar ve hızlıca şerife haber verirler. Arama kurtarma ekipleri eşliğinde 5 saat sürecek olan arama çalışmaları başlatılır. Fakat sonuç hüsran olur. Küçük çocuk bulunamaz. Ümitler tam bitmiştir ki kampın hemen yakınındaki çalıların arasından sesler gelmeye başlar ve küçük çocuk bulunur. Olaya kimse anlam veremez çünkü onlarca profesyonel arama kurtarma personeli ve gönüllü kamptan başlayarak büyüyen bir daire şeklinde alanı didik didik 5 saat boyunca aramışlardır. Ve tüm bunlara rağmen küçük çocuk kampın hemen dibindeki çalıda ortaya çıkmıştır. Çocuk yaralanmadığı için keşif başarıyla tamamlanmış şekilde biter. Fakat birkaç hafta sonra işler oldukça gizemli bir hal almaya başlar. Kayıp çocuğun anneannesi torununu görmek için ailenin yanına gider ve torunuyla vakit geçirir. İşleri ilginç hale sokan şey ise küçük çocuğun annesine "Bu anneannem ormandaki anneannemden daha tatlı" demesiyle başlar. Tabii ki anne şaşırır ve "Ormandaki anneanne kim?" der. Çocuk onu ormanda anneannesinin bulduğunu, onu bir mağaraya götürdüğünü ve orada başka insanların da olduğunu anlatır ve şöyle devam eder. "Anneannem beni mağarada donmuş insanların olduğu bir yere götürdü ve bir kağıdın üstüne tuvaletimi yapmamı söyledi. Ben de yapmadım" der. Çocuk hikayeyi anlatınca evde bulunan anneanne dehşete kapılır. Çünkü kendisi de bir süre önce ormanda arkadaşıyla kampa gitmiştir. Ve ikisinin de bir anda bayıldıklarını, kendilerine geldiklerinde ise enselerinin arkasında bir yara olduğunu söyler. "Biz bir örümcek tarafından ısırıldığımızı sanmıştık" diye ekler. Ve bir daha o dağın eteğine gitmeyeceğine yemin eder. Sadece bu mu? Tabii ki hayır. 1999 senesinde Carl Landers ve iki arkadaşı Shasta Dağı'nın zirvesine doğru bir trekking planı yaparlar. Ormanı geçip dağ eteğinin açıklık alanına gelen ekip karlı zeminde tek sıra halinde yürümektedir ve Carl Lander en arkadadır. Lander'dan pek ses çıkmadığını fark eden arkadaşları arkalarına bakarlar ve şok olurlar. Carl ortadan kaybolmuştur. Daha biraz öncesine kadar ormandan birlikte çıkan ekip yaşanan olaya anlam veremez. Hemen yerel yetkililere haber verilir ve tam bir hafta boyunca yerel halk, arama kurtarma ekipleri ve hatta infrared ve termal kameralı helikopterleriyle arama yapılır. Koca açıklık alanda Carl Landers'a ait tek bir iz, tek bir kıyafet parçası bile bulunamaz. Son derece tecrübeli bir dağcı olan Carl Landers'a ne olduğu bugün bile sırrını korumaktadır. Bunca yaşanan olaydan sonra sanırım kendimize şu soruyu sorabiliriz. Shasta Dağı'nda tam olarak ne olmakta? Tüm bu yaşananları mantık ve bilimini açıklayabilir miyiz? Öncelikli olarak eski destanlarda geçen olayları kanıtlayacak tabii ki bir kanıt yok. Sonuçta mitler kültürün ve folklorun bir parçası haline gelmiş. Düşünün, binlerce yıldır aktarılan hikayelerden bahsediyoruz. Mantıken hikayeyi daha ilginç hale getirmek için dönem dönem eklemeler mutlaka yapılmıştır. Ama süslü detayları bir kenara koyarsak, devlerin yaşadığı dönem, tufan ve gökyüzü halkı ile ilgili kısımları sadece bölge Kızılderililerinde değil, kıtanın her yerindeki kabilelerde, hatta binlerce kilometre mesafedeki Güney Amerika medeniyetlerinde bile bulmanız mümkün. O yüzden bu mitler ve destanlar üstündeki soru işareti ve gizeme verilecek net bir cevap yok. Ama modern zamanlarda insanların gördüğünü söylediği dev koca ayak efsanesine var. Bu olayı popüler hale getiren ilk olay 1924 yılında iki altın madencisinin ormanda koca ayağı gördüklerini ve bu büyük maymunsu yaratığın onlara dev kayalar atıp onlara doğru koştuğunu anlatmalarıyla başlar. Yapılan araştırmalar sonrası sözüm ona dev kayaların normal taşlar olduğu ve dev ayak izlerinde madenciler tarafından bölgeye popüler olmaya çalışan ikilimiz tarafından koyulduğu anlaşılır. Yani tamamen sahte bir haber. Peki insanları yutan gizemli portallar? İşte bu bilimin açıklayabildiği bir olay. 2013 yılında NASA, X noktası denilen bir fenomen tespit ettiğini açıklamıştır. Bu ilginç noktalarda Dünya'nın manyetik alanı Güneş'in manyetik alanı ile birleşir. Bu şu demek, Dünya'mız ile milyonlarca kilometre uzaklıktaki Güneş'in arasında kurulmuş bir enerji transfer hattı. Tabii ki bu bir uzay geçidi değil, sonuçta manyetik bir enerji hattı. Ama teorik olarak Dünya ve Güneş arasında böyle bir hat kendiliğinden bile olabiliyorsa, bunu ileri bir teknoloji ile biz de yapabiliriz. Ve ilginçtir, Shasta Dağı'da manyetik anomalilerin oldukça yoğun ve güçlü olduğu bir bölge. Acaba bu yoğun manyetizma istenildiğinde uzay zamanda bir bükülme yaratıp kısa süreli geçitlerin açılmasını sağlayabilir mi? Bu biraz zorlama bir teori gibi geliyor değil mi? O yüzden kesin olarak doğru ya da yanlış diyemeyeceğim. Gelelim kaybolan küçük çocuk vakasına. Olay gerçek. Lakin anneannenin o bayılması, sonrasında ensesinde yara ile uyanması ve çocuğu mağaraya götürmesi hikayesi, internette çocuğun anneannesi olduğunu iddia eden bir kişinin anlatmasından ibaret. Yani açıkçası ben ona gerçek demezdim.
Carl Landers'ın kaybolma olayı ise cidden yaşanmış bir olay. Ve sadece kar değil, Shasta Dağı'nda gerçekten geçen yıllarda çok fazla kişi arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştur. Dağın etrafında görülen UFO vakaları ise net bir şekilde doğru ya da yanlış diyebileceğimiz bir olay değil. Yapısından dolayı Shasta Dağı'nın etrafında sıklıkla alto kümülüs bulutları oluşur. Bunları eskilerin uçan cisimleriyle karıştırması olası. Ama dağın etrafında uçan ışıklı ve ışıksız cisimler üzerinde durulması gereken bir konu. Özellikle de bizzat Amerikan hükümeti de dahil onlarca devlet resmi olarak UFO belgelerini kabul etmiş ve halka açık hale getirmişken. Şimdi gelelim ana hikaye konumuz olan meşhur J.C. Brown vakasına. Antik Telos medeniyetini bulduğunu iddia eden kahramanımızın hikayesinde bazı sıkıntılar var. 2017 senesinde araştırmacı Steven Sandoni konuyu derinlemesine araştırmak için madencilik şirketinin kayıtlarını inceler ve bulabildiği belgelerde J.C. Brown adlı birisinin olmadığını söyler. Tabii 100 küsur sene önceki belgelerden bahsediyoruz. Hepsine erişemediğini kendisi de belirtmiştir. J.C. Brown yerine aynı dönemde aynı yere gitmiş birisi olan J.B. Buddy isimli birisini tespit ettiğini ve bu kişinin büyük ihtimal yerel efsanelerden etkilenip insanlara bir oyun oynadığını söyler. Ama bana iddiaları açıkçası biraz boş geldi. O yüzden bu olaya da net bir şekilde yalan ya da doğru diyemiyoruz. Yani Shasta Dağı gerçekten de oldukça gizemli bir alan ve daha da detaylı bir incelemeyi hak ediyor. Tabii Büyük Kanyon'da Antik Mısırlılar ve Deviler videomu izleyenler bu tarz yerlerin incelenmesine karşı bazı güçlerin nedenli sert tepkiler verdiğini bilir. Ama dikkat ederseniz bu efsaneler hep benzer noktalar etrafında dönüp dolaşıyor. Bizden önce yaşamış devler, ileri medeniyetler ve tufan ile gelen yıkım sonrası insan çağının baştan başlaması. Her geçen gün yaptığımız yeni arkeolojik keşifler ile ve bu bulguları insanlıktan saklamadan, akademinin saçma baskılarına rağmen özgürce dile getiren insanlar sayesinde bildiğimiz, daha doğrusu bize dikte edilen insanlık tarihinin yavaş yavaş baştan yazıldığını görüyoruz. Kim bilir, belki ileride bir gün tüm bu büyük yapbozun parçaları birleşir ve biz de gerçekleri çok daha net bir şekilde görmeye başlarız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.